İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Bekeroğlu. 10 dakika süremiz Sayın Bekeroğlu. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2017 kesin hesap kanun tasarısının 4. maddesi üzerinde söz aldım. Bu madde yedek ödeneklerle ilgili Maliye Bakanlığı bir takım kurum ve kuruluşların ihtiyacı için bazı bakanlıklardan transfer yapıyor. Niye bunu yapar? 2006'dan bu yana devam eder. Niye bunu yapar? Anlamış değiliz. Herhalde bir ek bütçe çıkarma zorluğundan yapar. Bir de işin başında fazla gider gözükmesin diye yapar. Böyle dolanarak bir iş yapılır. Neredeyse bu kötü alışkanlık gelenek haline gelmiş. Niye böyle muazzal işler yaparsınız? Çok anlamıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kriz var mı yok mu tartışmaları devam dursun. Burada bir konu, krizin sebebi nedir tartışma, bir taraftan da krizin sebebi nedir tartışması devam ediyor. Bir grup diyor ki krizin sebebi Türkiye'de tek adam rejimi var, hukuk devleti yok, bundan dolayı ekonomik kriz var. Bir grupta diyor ki, o grup sizsiniz, bir grupta diyor ki hayır, krizin sebebi ekonomiktir. Ekonomik kurallarına uyulmadı, IMF programı iptal edildi, dolayısıyla kriz de bundan dolayı çıktı. Bir başka grupta diyor ki hayır, kriz miriz filan, bir takım sıkıntılar var, ismi kriz değil, bu sıkıntıların sebebi işte düşmanlarımızdan gelen ekonomik, batıdan gelen ekonomik saldırıdır. Değerli arkadaşlarım, bu üçü de söz konusu, bu üçüyle ilgili de bir takım sıkıntılar elbette vardır. Ama Türkiye'de şu anda yaşamış olduğumuz temel krizin sebebi aslında sadece Türkiye ile de ilgili değildir. Dünyada uygulanmakta olan bu finans kapitalizm dediğimiz bu yeni birikim sisteminin modelinin krizidir. Bu birikim sistemi ta 70'lerden bu tarafa geliyor. Kapitalizm tıkanmıştır. Yeni hedeflere ulaşmak için yeni politikalar geliştirmiş. Bu politikaların en önemli aracı dolar olmuş. Dolar basmış ve göndermiş değerli arkadaşlar. Dolarla beraber saldırmış. İşte biz de bu dolarlara kanarak dolarların bağımlısı olmuşuz. Bol ucuz dolar gelmiş, faiz de düşük. Bunu almışız. Kendi içerideki dağıtım ve birikim modelimiz de uygun düşmüş. İnşaata, betona gömmüşüz. Başka bir şey daha yapmışız. Ham madde ucuz geldiğinden dolayı dışarıdan gelen ham maddeye, ara maddeye sanayimizi esir etmişiz. Dolayısıyla bağımlı hale gelmişiz. Dolar kolik. Şimdi 2013'ten itibaren başka bir bu merkez kapitalizmin merkez ülkeleri başka bir modele geçtiler ve dolarları geri çekmeye başladılar. Likiditeyi kıstılar. Sıkıntı başladı. Ne sıkıntısı başladı biliyor musunuz? Kesilme sendromu değerli arkadaşlarım. Sizde, hükümette kesilme sendromu. Bu kesilme sendromu uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bir terimdir ama tam da uyuyor. Dolar gelmiyor, pahalı geliyor, faizler yükseldi, ara ürün zam geldi dolardan dolayı, dolar fiyatları arttı. Ne yapacağız? Sanayi tıkandı, krediler geri ödenmez hale geldi. Türkiye büyük bir sıkıntı içine düştü. İşte bu krizdir değerli arkadaşlarım ve bu krizin sebebi dünyada böyle oldu dememe bakmayın, sizsiniz. Çünkü siz doların kışkırtıcılığına kapıldınız. Siz doların kolaylığına kapıldınız. Çünkü içeride ancak bununla biriktirdiniz, bununla dağıttınız. Şimdi değerli arkadaşlarım, her alanda, üretimde, istihdamda, gelir, ücretlerde, döviz, faiz, hangi alana bakarsanız bakın, Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı var. Yani ne kadar başınızı kuma gömerseniz gömün, Türkiye'de işte büyüme 1,6. 1,6 büyüme falan yok, müthiş. 7,2 ve 5,3'ten buraya geldik. Küçülme var Türkiye'de. Sanayi üretiminde ciddi bir gerileme var. Geçtiğimiz aya göre 1,9. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,7. Enflasyon 21,62. İşsizlik 11,4. Dolar hala 5,30-5,50 arasında gidiyor, geliyor. Genç işsizlik oranı biliyorsunuz 22'ye doğru gidiyor. Ciddi bir kredilerde ciddi bir sıkışma var. Krediler geri dönmüyor. Batan krediler var. 1700 firma, daha fazla 4500 diyen var. Konkordato ilan etmiş. Çeklerde karşılıksız çeklerde
patlama var. Ciddi bir sıkıntı var değerli arkadaşlarım. Uzun bir konu ve bunu görmek mecburiyetindesiniz. Bakın iki alanda size özetle neler yaşanıyor ve siz hangi yanlışlıklar yapıyorsunuz anlatayım. İki alanda anlatacaktım, inşaat ve finansta, ama Güler Sabancı'nın bir açıklaması oldu. Enerjide desteklenmelidir dedi Sabancı. Sabancı biliyorsunuz sanayiden çıkarak inşaata, enerjiye ve finansa yönelen bir şey. Parayı da nereye götürdüler bilmiyoruz. Enerjide desteklensin diyor. Enerjide de ciddi sıkıntı var. Değerli arkadaşlarım, en önemli problem inşaat alanında. İnşaat biliyorsunuz aslında müteahhitler, siyasiler ve bankacılık sınıfı işbirliği yaparak dışarıdan gelen ucuz parayla Türkiye'yi betona gömdüler. Öyle bir betona gömdüler ki değerli arkadaşlarım, hala Türkiye'de kirada kalanlar %42 olmasına rağmen 1 milyondan fazla konut stoku var. Fazlalık var değerli arkadaşlarım. Şimdi bunlar diyorlar ki aman batıyoruz, bize yardım edin. Nereden yardım edelim size? Devletten yardım edin diyorlar ve siz de bunu yapmaya başladınız. Önce Emlak Bank'ı kullanmaya başlayacaktınız. Böyle şeyler söylediniz. Emlak Bank fazla konutları satın alacaktı. Olmadı, sıkıntı çıktı. Bu sefer İller Bankası torba yasaya getirdiniz. İller Bankası holding olacak. Bunlara ortak olacak. Bu da olur olmaz tartışılıyor. Bu sefer devlet ihalelerine giren firmaları kurtarmak için girdi maliyetlerini bahane ederek sözleşmelerini feshetme ve teminatları iade etme şeyi getirdiniz. O da olmadı. Gayrimenkul sertifikası sistemi getirdiniz. O da olmadı. Bankaların elindeki geri dönmeyen kredilere karşılık, konut kredilere karşılık Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nı işin içine sokarak türev kağıtları Türkiye piyasasına getirdiniz ve 632 bin konut kredisini, batmak üzere olan konut kredisini menkul kıymetlere çevireceksiniz. Bu bir şey değerli arkadaşlarım, bir şekilde finans cambazlığı. Ama finans kesiminde de çok ciddi sıkıntı var. Finansta da çok ciddi tıkanıklıklar var. Orada da bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama işin içine çıkamıyorsunuz. Çünkü buna sebebiyet verdiniz. Devlet bankalarını acayip bir şekilde kullandınız değerli arkadaşlarım ve şu anda devlet bankaları ciddi bir şekilde tıkandı. Geri dönmeyen krediler dolayısıyla başları dertle. Onlara da diyorsunuz ki bu konut kredileri, geri dönmeyen kredileri yapılandıracağız. Bunlarla varlığa dayalı senetler çıkaracağız. Bunu da devlet tahviliyle değiştireceğiz. Gerekirse bunu Merkez Bankası'ndan para çekmenizde kullanacağız diye onları da oyalıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunlar çıkış değil. Buradan hiçbir yere gidemezsiniz. Kriz önce dövizle başladı, kur krizi, sonra reel sektör krizi. Şimdi de sizin yanlışlarınız dolayısıyla hızlı bir şekilde finans krizine doğru gidiyor değerli arkadaşlarım. Geri dönmeyen, ödenmeyen krediler takibe alınanların yanında tehlike gösterenlere de baktığınız zaman %18'e dayanmıştır ki bu bankacılık sektöründe, finans sektöründe ciddi SOS anlamına geliyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin önemli bir finans problemi var ve Allah korusun 2001'deki krize benzer bir kriz patlamak üzere. Onun için başınızı kumdan çıkarın, gerçeği görün ve radikal tedbirler alın değerli arkadaşlarım. Bakın borçlanmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor, zorla bir yere gidilmiyor. Büyük sıkıntılar var ama önümüzde de 31 Mart'ta bir seçim var değerli arkadaşlarım. Bu seçimde radikal tedbirler aslında karar aldığınız ve ikinci Londra seferinde o finansörlere verdiğiniz söz gereği sıkı para politikalarını, sıkı maliye politikalarını uygulayamıyorsunuz. Ciddi sıkıntı var. Ne yapacaksınız? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı oturdu. Yapılacak şeyi, taktiği şöyle çizdi. Biz bu ekonomideki bütün bu sıkıntıları, ödeme güçlükleri, batan kredileri, finans sektöründeki bütün problemleri, bütün bunları örtmek için ezber bildiği bir şeye döndü. 2002'den 3'ten bu yana yaptığı bir şeye döndü. Nedir? Kutuplaştırma politikaları. Ama kutuplaştırma politikaları bu sefer dibine vurdu değerli arkadaşlarım. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? İşte Fransa'daki sarı yeleklilere atfen, hadi bakalım Türkiye'de de bir deneyin de görelim derken ana muhalefet partisinin genel başkanı bu sefer kaçamayacaksın.
Ana muhalefet partisini neyle tehdit etti değerli arkadaşlar? Dedi ki siz çıkarsanız biz de diyor bu vatandaş, bu millet size saldırır. Değerli arkadaşlar ne demek ya? Milletin bir kısmı bu hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkacak ve ülkenin cumhurbaşkanı diyecek ki milletin diğer kısmını size saldırtırım. Bunun adı iç savaş kışkırtıcılığıdır değerli arkadaşlarım. Sayın Bekeroğlu bir dakika veriyorum. Benden sonra konuşacak olanlar. Verdim buyurun. Benden sonra konuşacak olan gelsin söylesin. Bir başka partinin genel başkanı da yerlere yatırırız filan dedi. Bir tane gazeteci filan hadi bakalım çıksınlar keseriz filan dedi. Öbürü de işte sokağa çıkın diyenlere portakal narinciye filan. Değerli arkadaşlarım ne oluyor ya? Bu ülke bizim ülkemiz. Ekonomik kriz de siyasal kriz de bizim işimiz. Üzerinde ayak bastığımız zemin ortadan kalkarsa hepimiz yok oluruz. Siz de yok olursunuz. Değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı'nın bu durumu gerçekten 31 Mart'la ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Ama bu ülkede seçim de kazanılır, seçim de kaybedilir. Nitekim 17 seneden beri yönetiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Eğer bu ülke bu zemin kalmazsa, Allah korusun, etrafımızdaki ülkelerde yaşananlar Türkiye'de yaşanırsa hiçbirimiz kalmayız. Dolayısıyla bu hırs, bunlar hepsi gelip geçicidir. Bu hırstan vazgeçmesi gerekir. Teslim olmayın değerli arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyarın. Ya gerçeklik duygusunu kaybetti Sayın Cumhurbaşkanı ya da gerçekten hırsına yeniliyor. Siz uyarın değerli arkadaşlarım. Yoksa siz de sorumlu. Teşekkür ederim.